duanın, bedduanın e, bir kabul saati var denir. İşten yapılan haklı dualar kabul olur. Fakat haksız olarak da yapılsa bir dua veya beddua o boşa düşmez. Bir yere gider vurur. Bu eğer haksızsa duayı yapan kişiye gider vurur eğer haklı olarak bir duayı yapmışsa o zaman muhatabı etkiler. Bundan dolayı öncelikle insanın anne baba hakkını iyi bilmesi gerekiyor. Annesiyle babasıyla olan ilişkilerini iyi kontrol etmesi gerekiyor. İmamlarımızdan birine İmam Şafi Hazretlerine yanlış hatırlamıyorsam soruyorlar. Diyor ki annem babam haksız olduğunda onlarla tartışıyorum bu ne kadar doğrudur diyor o mübarek imam diyor ki annenin babanın diyor terliğiyle bile tartışamazsın diyor yani e, anne babayla tartışmanın haklı veya haksız diye bir ayrımı olmaz evlatlar anne babalarına ihsan ile muamele etmek iyi bir şekilde muamele etmekle yükümlüdürler bu iyi davranış ihsan kıvamı hem usul hem esas açısından önemlidir. Yani bazen esastan haklı olur insanlar ama yol yordam usul açısından haksız olurlar. Binaenaleyh bizim hem esastan hem usul açısından, yol yordam açısından ihsan kıvamında en güzel surette anne babalarımızla ilişki kurmamız gerekiyor. Zaman zaman söylüyoruz. Hatta fıkıh kitaplarımız diyor ki, annen baban seni çağırsa diyor, nafile namaz kılarken Namazı bozup buyur anneciğim, buyur babacığım demen lazım. Namazda Allah'ın huzurundasın, ibadet halindesin. Anne babanın bir insanın namaza müdahalesi söz konusu olabilir mi? Evet, çünkü Allah anne babaya peki demeyi, baş üstüne demeyi, iyilik yapmayı emrediyor. Böyle bir durumda bir Müslümanın öncelikli olarak yapması gereken şey annesini, babasını memnun etmektir. Kızdığı zamanda eğer biz annenin babanın kızmasına sebep olmuşsak Allah muhafaza etsin. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Annelerimizin babalarımızı hoşnut etmeye, onların gönüllerini yapmaya, gönüllerini kırmamaya dikkat etmemiz lazım gelir. Ama biz elimizden gelen hassasiyeti gösterdik de annemiz babamız yanlış anladı veya bir takım kimseler fitne fesat yaparak yalan yanlış bir şeyler aktardılar da haksız yere annemiz babamız bize beddua etmiş olsa Cenab-ı Allah adili mutlaktır. Her şeye hüküm verendir. Olayın iç yüzünü Allah'tan daha başka en iyi bilecek kimse yoktur. Eğer haksız yere yapılmış bir tasarruf varsa Cenab-ı Allah burada o bedduayı geçersiz kılar yanlış bir bilgilendirme, yanlış anlaşılma türünden bir sebeple yapılmışsa onu yok sayar Cenab-ı Allah. Yani dua edene de döndürmez. Ama eğer bir tarafta e, bizim sebep olduğumuz, yani şimdi anneni babanı kızdırmışsın, ondan sonra da o kızgınlıkla, o öfkeyle sana beddua etmiş ama haklı değil, haksız diye şimdi dava etmeye kalkıyorsun... Niye kızdırdın? Biliyorsun neye kızacağını. Binaenaleyh bu gibi hususlarda bize düşen vazife anne babalarımızla iyi geçinmeye, onların duasını almaya bakmaktır. Çünkü anne babanın evlatlarına olan duası doğrudan icabet olunan dualardandır. Biliyorsunuz en büyük günahlardan bir tanesi oku valideyn anne babaya isyan etmektir. Onların hukukuna tecavüz etmektir. Onların gönlünü kırmak, beddualarını almaktır. Bundan Allah'a sığınmak lazım. Cenab-ı Allah evlatlar olarak anne babalarımıza iyi davranabilmeyi bizlere lütfeylesin, nasip eylesin. Elbette eğer bu çetin bir imtihan olmasa bu kadar üzerine ısrarla burgu yapılmazdı. Ama bu bir imtihan. İnsan anne babasını veli nimeti olarak görmeli, şeytanın aldatmalarına kulak vermemeli, anneyi babayı razı etmeye çalışmalı. Normalde anneyi babayı razı etmek de kolaydır. Çünkü bütün anneler babalar evlatlarına karşı düşkündürler, onlara karşı meyillidirler. Ama şeytan araya girip bir takım istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu noktada da Müslüman basiretli olacak. Annesine babasına karşı vazifesini yerine getirecek. Anneyi babayı öfkelendirmeyecek. O noktaya getirmeyecek. O noktaya getirdikten sonra sonucuna katlanmak durumunda kalır. Allah muhafaza eylesin.